Bize programından, Beyaz TV ekranlarından herkese günaydınlar. Bol enerjili bir gün diliyorum ve konuğum bize bayağı bir enerji verecek. Diyetisyen Feride Yıldız'ı ağırlayacağım efendim bugün. Hoş geldiniz Feride Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. Şimdi sizin bir kitabınız var. Yasaksız Diyet. Evet. Diyetlerin tamamına bir tahtı sallandı diyeyim artık. Bayağı da bir rağbet gördü bu kitabınız. Öncelikle tebrik ediyorum ben sizi bu kitaptan dolayı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki yasaksız diyet nedir? Aslında ismi gibi hocam. Evet. Yasaksız diyet. Yani biz bugüne İnsana kadar... çok hoş geliyor. Çok hoş geliyor. Kulağa çok hoş geliyor. Hep diyet denildiğinde kısıtlanmak, yasaklanmak, bir şeylerden mahrum kalmak geldi aklımıza. O nedenle yasaksız diyeti oluşturdum ben kendimce. Ve kitabını da yazdık. Yasaksız diyet kitabını yazdık. Yasaksız diyetten biraz bahsedebilir misiniz? Yani yasaksız diyet dediğimizde o zaman biz şimdi bütün tatları yiyebilecek miyiz? Yani benim aklıma tabii... kebaplar, lahmacunlar özellikle bu saatte acıktı. Biliyor musunuz yasaksız diyet kitabının içerisindeki menüler 21 günlük bir menümüz var. Evet. Bir de çalışan kesim için yaptığımız 10 günlük bir menümüz var yasaksız diyet kitabında. Okumanızı tavsiye ederim. Yani eğer elimde olsaydı bugün size de getirecektim imzalı bir şekilde ama benim de elimde yoktu kitap. Orada sabah kahvaltısında sucuklu yumurta, öğlen yemeğinde lahmacun, akşam yemeğinde köfte var menülerde. Evet. Tabii ki hepsi böyle değil ama buna benzer menüler var. Haftanın birkaç gününe tatlı yazıyoruz. Dengelemek şartıyla mutlaka glisemik indeksi düşünerek, glisemik indeks modeline göre aslına bakarsanız şekillendi yasaksız diyet. Yani yasaksız diyetin aslında yıllar öncesine dayanan bir temeli var. Yani bu temeli Feride Yıldız oluşturmadı. Glisemik indeks modeli yıllar öncesine 1950'li yıllara, 60'lı yıllara uzanıyor. Dolayısıyla o dönemden bugüne kadar evet biz de üniversitede, fakültede diyetleri öğrenirken özellikle şeker hastaları için glisemik indeksin önemini öğrendik. Fakat glisemik indeksin bütün herkes için özellikle obezite hastalığıyla mücadele edenler için özellikle insülin direnci olanlar için de önemli olduğunu öğrenmedik. Dolayısıyla da ben bunu kendi araştırmalarımda yani hani kalori hesabı evet var. Biz kalori hesabı yaparak mezun olduk. Kalori hesabıyla devam ettirdik üniversitede diyet ritüellerimizi. Ama dinliyordum mesela dersleri. Bir şeyler bana ters geliyordu hocam açıkçası. Diyordum ki ya başka bir yöntem yok mu? Yani o sıralarda böyle farklı farklı şeyler vardı. Yani 2010'lu yıllardan bahsediyorum ben size. Ya soruyorum derste diyorum ki hocam yani başka bir yöntem yok mu? Başka olamaz mı? Ya işte popüler yöntemler var ama esas olan kalori hesabıdır diyor hocalar. Hani çok net yanıtlar da alamıyoruz bu noktada. Sonrasında ben kendimce bir araştırmaya girdim. Yani üniversite çağında başladı aslında bu araştırma olayı. Ve glisemik indekse çok takıldım. Yani glisemik indeks madem öyle besinlerin kalorileri mi önemli yoksa glisemik indeksleri mi önemliye baktığımda aslında glisemik indeksin daha önemli olduğunu. Besinlerin glisemik indekslerini düşürdüğümüz takdirde kalori hesabı yapmaktan daha etkili olduğunu gördüm. Yani şöyle söyleyeyim ben bu konuda o kadar çok denemiş, o kadar çok yanlış şeyler uygulamış bir kişiyim ki sadece kendimden bahsediyorum. Normal şartta kilo verilmesi yani gerektiğini biliyorum. Alınan kalori, verilen kalori var. Tamam bunları çıkartıyorsunuz, arada fark var ama bir şekilde gitmiyor. Yani olmuyor. Hocam ama o çok farklı bir şey olmayan aslında. Olmayan bir şey var orada. Olmayan bir biraz şey var. Belki hani en son artık bu psikolojik galiba demeye başladım. Yani pek de inanmıyorum. Çünkü yeniden şeyler hep var. Kibrit kutusu kadar peynir, ekmek yok hayatınızda. Makarna, pilav hiç yok. Tatlı sıfır. Ama yine olmuyor. Yani ne o zaman? İnsanların bir de yani diyet yapan insanların adından konuşuyorum ben size. Çok böyle o kadar güzel bir terapetim var ki onlarla ilgili. Ve herkes yani bir diyetisyen veya bir doktora gittiğinizde size sanki gizliden yiyorsunuz aslında. Ya bir şekilde size yanlış bir şey var. Siz yiyorsunuz. Yani öyle söylendiği zaman ve gerçekten de yemiyorsanız bu sefer inancınızı da yitiriyorsunuz. İnancınızı yitirdikçe o çark tamamen
hemen terse dönmeye hocam başlıyor. Hocam aslına bakarsanız en başında zayıflamak için gelen insanın kan değerlerine bakılması lazım. Değil mi? Bakın ben 2014 yılından itibaren ilk başladım, hastane geçmişim var. Hastanede ben ilk tahlil listelisini çıkardım. Evet. Hastane yönetimiyle konuştum bunu. Dedim ki bunu ne kadara yapabiliriz? Bunları istiyorum ben. Hatta oradaki dahili uzmanları dediler ki Feride Hanım, sizden önce çalışan diyetisyenler hiç böyle bir şey istemiyorlardı. Yani bu nereden çıktı falan dediler. İnsülin direncine baktırıyordum. Prolaktin yüksekliğine baktırıyordum mesela. Hala bile doktorlar ben tahlile gönderdiğimde diyetisyenin prolaktinle ne işi ola ki diyorlar. Öyle diyorlar. Diyorlar hatta hocam. Diyetisyen tahlille ne alakası ne var? Ne alakası gitsinler var diyorlar. Evet, evet. Ama işte ne alakası var? Az önce siz açıkladınız. Ben her şeyi yapıyorum ama kilo veremiyorum. Evet. Mutlaka bir nedeni olması lazım hocam. Yani demir eksikliği olabilir, D vitamini yetersiz. Mesela D vitamini yetersizliğinde kişi asla kilo veremiyor hocam. Değil mi? Evet. Asla kilo veremiyor. Türk milletinde D vitamini eksikliği o kadar çok fazla çok ki. Yüksek. Çok fazla. Çok yüksek hocam. Yani baktırdığımızda D vitamini seviyesinin ikilere kadar düştüğünü görüyorum ben mesela. Normalde olması gerekenler 30 ile 100 arası. Evet. Kaldı ki pandemiyle beraber artık bütün bilim insanları D vitamini seviyemizin 50'nin de üstünde olması gerektiğini. Evet. Özellikle COVID-19'dan korunabilmemiz adına. Hatta bunlarla alakalı yapılan çalışmalar var. Mesela aynı ev içerisinde işte ikimiz de COVID oluyoruz diyelim ki. Benim D vitamini seviyem daha yüksek ve daha hafif atlatıyorum. Sizinki daha düşükken daha ağır atlatabiliyorsunuz. D vitamini eskiden, çok eskiden, hatta bizim öğrencilik yıllarımızda bile bundan 8-10 yıl öncesinde bile sadece işte kemik sağlığıyla, raşitizmle alakalandırılırken artık bilim D vitamininin her şeyin içinde olduğunu gösteriyor. Ve gerçekten zayıflama diyetlerinde de D vitamini yetersiz birine siz kibrit kutusu kadar peynir, şu kadarcık ekmek, şu kadarcık haşlanmış sebze deseniz bile kişi zayıflayamıyor. Kişinin vücudu ona da alışıyor. Bu sefer gün hiç geçtikçe daha hocam az yiyorsunuz. Gün hocam geçtikçe kesinlikle. O kadar haklısınız ki. Yani onunla alakalı da bir şey söyleyeceğim. Bana birkaç sene öncesinde bir danışan geldi. 50'li yaşlarında. Yani nasıl söyleyeyim, 1.50-1.60 boylarında ve 70 kilo civarında. Günlük beslenmesini sorguları mesela danışan geldiğinde işte kaç yaşındasınız, nerelisiniz? Nereli olduğu da önemli benim için çünkü. Beslenme şeklinden dolayı değil mi? Tabii ki beslenme şeklini belirleyebilmemiz adına. İşte Ege'liyim, İzmirliyim, işte şöyle besleniyorum. Kadın beslenmesi şu: sabah bir haşlanmış yumurta, yarım avokado. Öğlen yemeğinde çorba, salata. Akşam yemeğinde 100 gram kadar ızgara et ve salata. Evet. Diyor ki ben yıllardır ekmek yemiyorum, tatlı yemiyorum, pilav yemiyorum. Kızı da gelmişti yanında. Feride Hanım, gerçekten annem böyle beslenir. Yani bize yapar ama kendisi tadına dahi bakmaz ve yıllardır böyle. Peki dedim, nasıl bu şekilde? Evet. Feride Hanım da, çünkü ben yıllardır diyet yapıyorum. Yani önceden kilom yoktu. Sonradan bir kilo almaya başladım. Bir diyetisyene gittim. Böyle hiç yemediğim şeyleri verdi bana. Onlarla bir zayıfladım. Sonra yemeye başladım. Tekrar kilo aldım. Tekrar gittim. Tekrar farklı şeyler yapıldı. Evet. Tekrar öyle, tekrar böyle derken kadıncağız 50 yaşına gelmiş. Metabolizma artık çok yavaşlamış. Artık kabul etmiyor. Yani o kadar diyetle hemhal olmuş ki, o kadar az yemeye alışmış ki vücudu. O kadarcıkla bile kadıncağız kilo veremiyor. Sonrasında biz başladık yasaksız diyete. Yasaksız diyetin içerisinde pişiler var, tatlılar var. Dedi ki ben de bunları yersem sanıyorum haftaya 80 kilo olarak geleceğim. Yani çünkü o kadar alıştım ki yıllardır yememeye. Dedim ki belki ilk hafta dedim artışa geçebilirsiniz ama öncelikle metabolizmanızı bir düzenlememiz lazım. Bütün kan değerlerini mı buradaki şaşırtmaktan asıl amaç? Da ziyade hocam düşen metabolik hızı yükseltmemiz gerekiyor. Anladım. Yani bir haftanın sonunda artı 500 gramla gelmişti. Yine de bir şey değil. Yine de bir şey değil ve kendisi dedi ki bu kadar yersem birkaç kilo alacağımı düşünmüştüm aslında ama 500 gramla kapatmış oldum. Sonrasında diğer haftalarda hocam yavaş yavaş vermeye, eksiye başladı artık. Yavaş yavaş eksi derken haftalık az az ilerledik ama kilosunu verdirdik. 60'lı kilolarına çok kadar güzel geriledi ve şu an normal yiyor. Normal insanlar gibi besleniyor. Normal sucuklu yumurtasını da yiyebiliyor. Dışarı çıktığında lahmacunu da yiyebiliyor. Tatlısını da yiyebiliyor. Ya kısacası şu var. Ben hep yasaksız diyet kitabında da bunu savunuyorum. Herkesin, her toplumun beslenmesi kendi beslenme düzenine has olmalı. Değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Kesinlikle. Yani biz nasıl ki işte Amerika'dan gelen birinin diyet listesine
yaprak sarması yazamıyorsak, yazsak tabii. Yani o adam ondan nereden ne anlasın? Yapacak? Evet. Nereden yapacak? Evet. Yazamıyorsak burada Türkiye'de yaşayan, hı-hı, Antep'te yaşayan birinin diyet listesine, hı-hı, de hiç bilmediği işte kinoalı tarifler, evet, çiyalı bilmem bir şeyler, bunları yazmamamız lazım. Hı-hı. Çünkü bir damak alışkanlığımız söz konusu. Ne olursa olsun diyette, tabii, de olsak damak alışkanlığımız çok önemli. Bizim damağımıza hitap ediyor olması çok önemli. Hı hı. Sürdürülebilir olması adına zaten çok önemli. Hı hı. Onun dışında da hocam şöyle düşünün. Diyetin bizim normal beslenmemiz burası. Evet. Bu yol diyelim, hı hı, ki. Diyet tam tersi bir yol. Hı hı. Diyette biz böyle beslenirken bir anda diyetisyenler bizi bu tarafa çeviriyorlar. Sen, doğru, buradan git. Hı. Onlar kesinlikle yasak, şuradan yemeye devam, evet, et. Tamam, kişi bunu yapıyor zayıflamak istediği, hı hı, için. Siz de yapmışsınızdır, evet, evet, eminim. Defalarca. Buradan gidiyor, 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 gidiyor. Tamam, yolun sonuna kadar gidebilir, hı hı, belki. Bazen yolun ortasında bırakıyor. Çünkü diyor ki ya orası nere, burası nere. Tabii. Ben gideyim oradan eski düzenimle devam, hı hı, edeyim. Bazen de yolun sonuna kadar gidiyor, kilosunu veriyor. Fakat hocam ömür boyu o beslenme tarzını devam ettiremiyor. Tabii. Yani o yediğiniz kısımlar zaten az ama yani, hı-hı, sadece salatayla besleniyorsunuz. Ben, hı-hı, şöyle söyleyeyim size. Yani sevgili izleyicilere de ben artık kendimde barışım. Ya ilk diyetisyene ya da doktorlara ya yaklaşık en az 5-6 kişiyi değiştirmiş durumdayım. Bu arada hocam ekranda göründüğü gibi değil aslında, o kadar kendine hiç haksızlık etmesin. Gerçekten. Yani şu anda olduğum kilonun en az 22-23 kilo eksiğiydim ilk başladığımda. Sadece hani şu andaki halime göre diyorum ki şımarıklık da herhalde benim ilk gitmiş olmam. 2-3 kilo daha vermiş olsam, doğum yapmış ve eski kiloma bir senenin içerisinde ulaşmış olmama rağmen. Ardından işte öyle bir süreç başladı ki o kadar kötü bir duruma gidiyorsunuz ki metabolizm gerçekten yavaşlıyor. Yavaşlaya yavaşlaya artık ona gidiyorsunuz, 2-3 gün alıyorsunuz öbürüne. Hayatınızda spor yok mu? Ama belli bir kişinin yaşam tarzını %100 değiştiremiyorsunuz. Hocam, sporu ben bir ekliyorsunuz, bir... iki ekliyorsunuz ama, aynen, ömür boyu ben ekleyemiyorsunuz. Ben Instagram hesabımda şöyle bir post açmıştım ve çok fazla beğenildi. Evet. Obez olana kadar kaç kez diyetisyene gittiniz? Evet. Gayet güzel, doğru. Kilo veremezsiniz değil, verirsiniz. Hı hı. Ama yasaklı diyetlerin sonucunda metabolizma hızınızı kaybediyorsunuz. Metabolizma, evet, hızınız inanılmaz düşüyor ve bırakır bırakmaz verdiğiniz kiloları fazlasıyla geri alıyorsunuz. Aslında fazlasıyla bıraktığınızda geri alıyorsunuz. Fazla yemiyorsunuz ya da bırakmak değil. Hani belki küçük bir şeyler daha ekliyorsunuz, ilave ediyorsunuz ama yavaşlayan metabolizma hızınızdan dolayı bir de artık şöyle bir şey deniyor. Hani diyet değil o, sizin yaşam biçiminiz. Ben yaşam biçimim olarak hayatım boyunca hiç mi tatlı yemeyeceğim diyorsunuz mesela. Tabii, ki ben hani kendi açımdan tatlıya hiçbir düşkünlüğüm yok. Hiç tatlı yemem, sevmem bile. Ama o taraftan sizin söylediğiniz gibi Adana'da birisine sen gidip de Adana kebabı hayatında yemeyeceksin, lahmacun yemeyeceksin dediğinde olmaz. Zaten olmaz. Bunun devamlılığı olmaz sürecini yapamayacak. Kesinlikle. Hocam bir de bazı besinleri çıkardıktan sonra mesela şöyle bazı danışanlarımızdan doktorlarının da isteğiyle, yani endokrin uzmanı diyor, evet, ki bize bir reçete gönderiyor. Feride Hanım işte falan danışanın beslenmesinden gluteni çıkart. Evet. Tamam, okey. Endokrin uzmanı belli bir hastalığı var danışanın ve gluteni çıkması gerekiyor. Gluteni çıkartıyoruz hocam beslenmesinden. Glutensiz besleniyor danışan 2 ay, 3 ay, 4 ay boyunca. Sonrasında ne oluyor biliyor musunuz? Gluten yer yemez, vücudu tepki göstermeye başlıyor. Bir anda vücudundan böyle sivilceler çıkıyor. Ya da işte alet döngüsü değişiyor. Anladım. Ya da kıllanması başlıyor. Eyvah. Sonra diyor ki ama Feride Hanım eskiden bu böyle değildi. Evet. Yani ne oldu da bana ben bir gluten yemeye başlayınca böyle oldum. Diyetler de böyle hocam. Tatlıyı çıkartırsak eğer diyetlerin, evet, içinden. Kebapları çıkartırsak eğer. Yağı çıkartırsak eğer. Bu sefer uzun süre, yani uzun süreden kalsın 2 ay, 3 ay bile bu kadar beslendikten sonra tekrar onları yavaş yavaş bile eklesek vücut reaksiyon vermeye başlıyor. Yani ben bir program izlemiştim. Evet. Orada baklava ustası konuşuyor. O kadar zayıf bir adam ki. Sunucu soruyor, diyor ki siz hiç baklava yemiyor musunuz? Abla valla ben 5 tabak yiyorum gibi. Ne güzel. Ama diyor inceciksiniz ama, evet, alıştım ben çocukluğumdan beri yiyorum. Dolayısıyla da bu işte hocam. Vücudun alışmış olması. Yani vücudun alışmış olması. Diyette de glisemik indeksten bahsetmiştim, evet, en başında. Glisemik indeksi şöyle ayarlıyoruz. Mesela sabah kahvaltısı protein. Evet. Ise öğlen yemeğine karbonhidratı yerleştiriyoruz. Akşam yemeğine tekrar protein. Yani orada glisemik indeksi bu şekilde
desteklemiş oluyoruz. Yani anladım. Sabah simit, öğlen lahmacun, akşam makarna yediğiniz değil. Zaman hepsi karbonhidrat. Hmm. Ama makarna da yiyebilirsiniz, nasıl yiyebilirsiniz? Sabah kahvaltısında güzel iki yumurtalı bir omlet yanına, peynir yanına, iki dilim ekmeğiniz, salatalığınız, domatesiniz, hı hı. belki meyveniz yanında güzel doyurucu bir kahvaltı. Öğlen yemeğinde güzel, soslu da olabilir. Yani ben yağsız, tuzsuz bir makarna asla demiyorum. Hı hı. Çünkü yağın önemi de çok evet. önemli vücudumuz için. Yıllarca bakın yağ kesin dedik. Yıllarca hı hı. bir tatlı kaşığı yağ kestik, olsun evet. dedik. Ama ben mesela kitabımda da bahsettim hocam. Hı hı. Ben bir tatlı kaşığı yağ içeren çorba yapmaya çalıştım hı hı. mutfakta. Kitaba yazdım evet. bunu. Şöyle ki 4 kase çorba çıkartmak için 4 tatlı kaşığı yağ koydum ve içerisinde soğanı kavuramadım hocam. Anladım. Ya, ve bulaşık evet. suyu gibi o kadar kötü bir çorba çıktı evet. ki ortaya. Dolayısıyla kalori hesabıyla yaptığımız diyetler gerçekçi de değiller aslına hı hı. bakarsanız. Yani bizim beslenme tarzımıza asla hitap etmiyorlar, gerçekçi de değiller. Kısacası şuraya değineceğim. Evet. Bir de yağ kestiğimiz zaman bu sefer kaloriyi karbonhidrattan vermek durumunda kalıyorsunuz. Yani yağ kesiyorsun, makarnanın içerisinde yağ yok, kişi enerjisini tamamen karbonhidrattan almak durumunda kalıyor. Hı-hı. Bu da aslında diyabeti tetikleyen, körükleyen bir şey. Hı-hı. Daha çok yağ, daha sağlıklı yağ, daha güzel yağlar, kaliteli yağlar tükettiklerinde karbonhidrat oranını düşürebiliyoruz. Ve kişi hem zayıflama noktasında çok daha hı-hı. sağlıklı ilerleyebiliyor hem de sağlıklı yağlarla hormonlarını desteklemiş oluyoruz. Çok devam edecek şey olursam hı-hı. eğer evet. kahvaltımızı yumurta yemiştik, öğlenimizde evet. makarnamızı yedik ama makarnanın yanında yine glisemik indeksi düşürebilmek adına hı-hı. yani karbonhidratın kan şekerini yükseltme değerini düşürebilmek evet. adına mutlaka yoğurt. Hı-hı. Anladım. Protein. Evet. Ve yanında bir salata. Hı-hı. Yoğurt ve salatayla beraber yediğinizde hatta şöyle ki yasaksız diyet kitabında bir de sirke mucizesi diye bir sayfa var. Evet. Şöyle bir çalışma yapılmış sirkeyle. Sirke karbonhidratı sindiren enzimleri inaktif hale getiriyor. Anladım. Büyük oranda inaktif hale getiriyor ve karbonhidrat vücutta sindirilemeden bağırsaklardan dışarı atılıyor. Direkt ne kadar güzel o zaman. Yani evet. makarna yiyeceksiniz. Hı-hı. Güzel bir makarna yaptınız kendinize. Evet. Yanınıza güzel bir salata yaptınız. Hı-hı. Yanına da sirkeli bir salata. Peki bu sirke yani değişiyor mu? Elma sirkesi veya üzüm sirkesi, doğal sirke. Hiç değişmiyor hocam. Yani, elma hı-hı. sirkesi hatta elma sirkesi daha çok etkili bu noktada. Hı-hı. Ama mümkünse doğal. O anladım. Sirke anası dediğimiz hı-hı. doğal sirkelerden evet. yapılmış olması gerekiyor. Hı-hı. Yapay sirkeler değil. Öğlen yemeği bu şekilde evet. akşamında yine protein ağırlıklı yine salatanın olduğu bir akşam yemeği yedirdiğimizde danışanda ertesi gün eksiği görebiliyoruz. Ne kadar güzel bir şey. Peki siz bu aralıklı oruç hakkında ne düşünüyorsunuz? Artık son dönemlerin bir modası oldu bu aralıklı oruç. Hı-hı, hı-hı, hı-hı. Aralıklı oruç hakkında... Nasıl hocam şöyle yani Peygamber Efendimiz de iki öğün besleniyormuş hı-hı. aslına bakarsınız. Şu an Ramazan ayı içerisindeyiz. Evet. Ramazan'da biz de şu an için hı-hı. 16 saatlik açlık oluyor. Evet. Aslında vücut dinleniyor bir tarafta. Ama Ramazan'da hiç kimse kilo veremiyor. Kilo veremiyor çünkü aralıklı oruç gibi su içme, kahve içme olayı yok. Metabolizmamız tamamen anladım. Duruyor. Hı-hı. O nedenle kimse kilo veremiyor. Aralıklı oruç aslında ben sağlıklı buluyorum fakat hı-hı. şöyle bir şey var. Aralıklı orucu hı-hı. yaşam tarzınız haline getirebiliyorsanız eğer. Bir süre yapıp aralıklı oruçta değil. Diyet yapıp zayıflayıp tekrar eski yeme düzeninize döndüğünüzde hızlı bir şekilde kilo alıyorsunuz çünkü. Anladım. Aralıklı oruç evet sağlıklı, sağlıksız değil hı-hı. çünkü uzun süreli açlıkları her zaman her bilim insanı kabul etmiştir, sağlıklı bulmuştur. Mesela Amerika'da kanseri oruçla tedavi ediyorlar. Yani hı-hı. 40 günlük oruçlarla kanser hücrelerinin ciddi anlamda gerilediğini görmüşler mesela. Sadece su içiriyorlar 40 gün boyunca kanser hastalarına çeşitli vitamin mineraller veriyorlar. Onun dışında bütün besinleri kesiyorlar ve kanser hücrelerinin kemoterapiden daha fazla küçüldüğünü görüyorlar. Hı-hı. Bunun yanında oruçla beraber mesela çocukken sentezlenen büyüme hormonu oruç tuttuğumuzda tekrar sentezlenmeye başlıyor. Hı hı. Bu sefer de hasarlı hücreleri onarmak için sentezleniyor. Kısacası oruç iyi bir şey aslında evet. ama aralıklı oruçta da sağlıklı fakat bunu yaşam tarzı haline getirebilirsek hı hı. eğer. Yaşam tarzı haline getiremiyorsak bu sefer ne oluyor? Verdiğimiz kiloları hızlı bir şekilde geriye almış oluyoruz. Daha fazla almış oluyoruz. Almış oluyoruz. Peki bu aralıklı oruçta yani kahvaltı mı yapılmasını ne öneriyorsunuz siz? Nasıl bir şeydi?
Hocam oluyor. Aslına bakarsanız aralıklı oruçta şunu bu diyeti isteyen danışanlarımıza hem yasaklı hem aralıklı evet. oruç şeklinde planlamalar yapıyoruz. Geç kahvaltı erken akşam yemeği ile aralıklı oruç çok daha etkili oluyor. Hmm. Yani yapılan çalışmalar şunu gösteriyor hocam. Akşam saat 6'dan sonraya kalan yemekleri metabolizma tolere edemiyor. Evet. Mümkün mertebe işte saat 12 gibi bir kahvaltı yapılıp saat 6 gibi 5.30 gibi bir akşam yemeği yenilip o aralıkta artık bitirmek gerekiyor yeme düzenini. Sonrasında çay, kahve içilebilir, sütlü kahve içilebiliyor yine. Ama erken akşam yemeği olduğunda daha güzel sonuçlar alıyoruz. Geç akşam yemeği olduğunda mesela diyor ki danışan ben 2'de kahvaltı yapayım ya da direkt öğlen yemeği yiyeyim. Evet. Akşam 8-9 gibi de akşam yemeği yiyeyim. Yani bizim aralıklı orucumuz 16-8'i biz bu şekilde yapalım dediğinde de sonuçların daha düşük olduğunu görüyoruz. Yani kısacası metabolik hız yavaşladıktan sonra 6'dan sonraya kalan akşam yemekleri aralıklı oruçta da yine sıkıntı teşkil ediyor. Ki Ramazan'da bu yüzden de veremiyoruz. Onun yüzden. İftar saatimiz geç. Çünkü hem pideler var hocam. Hem pideler var güzel. Hem de akşam yemeği saatimiz çok geç oluyor. Değil mi? Evet. Tabii evet. ki. Sekizleri buluyor artık. Diyet de çok öğün mü, az öğün mü? Çünkü şu ana kadar şöyle öğrendik biz. Yani genel halk adına konuşuyorum. Ya 5 öğün ya asla aç kalmayacaksınız. Hani aç da olsanız, tok da olsanız o arada onu mutlaka yiyeceksiniz. Öğün aranızı atladınız ve veremediğimiz zaman kilomuzu diyetisyenin söylediği siz öğün aranı atlamışsın, yemezsen olacağı budur şeklinde. Siz ne diyorsunuz? Hocam az öğün şöyle ne kadar insülin az salgılanırsa o kadar iyi. Yani kısacası ara öğün ben yazıyorum evet. danışanlarıma. Çünkü ben de yapıyorum. Yani ara öğün yapıyorum şeklinde değil ama az önce kahve içtim mesela. Kahve bir ara öğün aslına bakarsanız. Fakat mümkün mertebe yine glisemik indeksini düşürerek yani kahve içtim ama şekersiz içtim örneğin. Orada glisemik indekse müdahale ettik. Ya da işte meyve yemek istiyorum. Yanında bir bardak sütle bir kase yoğurtla yemem gerekiyor. Kısacası insülin ne kadar az salgılanırsa aslına bakarsanız biz ne kadar az öğün yaparsak o kadar iyi. Evet. Ara öğünlerde de hep şunu söylüyorum. Önerdiğim çaylar var hocam işte yeşil çay tarzı ya da zeytin yaprağı şekeri dengelemesi adına tarzı kendi çaylarımız da var. Bunları öneriyorum. Diyorum ki ara öğün yapmasanız bile bol bol su için. Bakın ne dediniz siz? Feride Hanım aralıklı oruçta insanlar zayıflıyorlar. Evet. Normal oruçta kilo alıyorlar. Evet, evet. Yani niye öyle oluyor? Normal oruçta çünkü biz su 16 içemiyor. Saat boyunca tamamen aç ve susuz kalıyoruz. Ben yani metabolizma hızı tamamen duruyor. Ama aralıklı oruç yaptığımızda ya da ara öğünsüz bir diyet yaptığımızda su içiyoruz, kahve içiyoruz, çay içiyoruz. Sürekli metabolizma çalışıyor. Dolayısıyla da daha ara öğünlerimizin insülin salgısını arttıracak öğünler değil de daha az insülin salgısı. Hatta mümkünse eğer 2 öğünlü ya da 3 öğünlü ama aralarındaki öğünlerin hiç glisemik indeksi sıfıra yakın olsun ara öğünlerin. Kahve. Yani kahve peki, gibi şekersiz mesela. Kahve içmek yani şimdi normalde söylenilen 2 ya da 3 kahvenin dışındaki içilen kahve kilo aldırır. Doğru mudur bu? Hocam şöyle. Şekersiz içiyorsa kişi. Kilo aldırır değil ama ben kahveyi asla yasaklamıyorum. Yasaklayan arkadaşlarımız var. Kahve bağımlısı birisi için gayet yasaklayan güzel. Arkadaşlarımız var. 3 fincana kadar normal diyorum. Yani günlük 3 fincana kadar normal. Ama 4, 5, 6 olduğu zaman ödem yapmaya başlıyor artık. Çünkü her şeyin fazlası zarar. Çok su içiyorsa 7-8 bardak kahve içiyor ama çok su içiyorsa. Çok en su az içiyorsa 3-4 litre içiyorsa. Tabii ki yani hani o bir tık daha azaltıyor ödemi ama çok da su içmiyorsa. Evet. Özellikle şey var ama mesela insanlarda kahveyi çok içen ve çay içen suyu insanlarda suyu az içerler hocam. O yüzden de vücutları ödem tutuyor. Onlara mutlaka hatırlatıyoruz. Yani ya suyu sizin dediğiniz gibi fazla içeceksiniz. 3,5 litrelere kadar çıkacağız. Ya da biraz azaltacağız. Günde 2-3 fincan kahveyle sınırlı kalacağız şeklinde. Peki bayram mı yaklaşıyor şu anda? Evet. Herkes bayramda daha çok böyle en az 2 kilo 3 kilo alarak çıkar. Gittiğiniz yerde ikramlar yapılır. Şimdi mesela börek git
ettiniz bir ailede. Hem börek ikram etti hem tatlı ikram etti. Hepsi, ikisini anne birer dedim yemek istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Ayran isteyin ya hocam. Kesinlikle yoğurt, indeksi düşürmemiz lazım çünkü. Ben yasaksiyet kitabına yine döneceğim. Müsaadenizle orada şöyle bir şey yazdım. Baklavayı icat eden atalarımız ayranla beraber sunmuşlar. Ne güzel bir söz. Dolayısıyla bizim kültürümüzde her şey var. Yani ama atalarımız öyle bir sistem oturtmuşlar ki aslında sağlıklı bir sistem oturtmuşlar. Mesela ben Aksaraylıyım, aslen Konyalıyım. Aksaray doğumluyum ama aslım Konyalı. Konya'da şeydir mesela, baklavanın yanında yoğurt verirler. Ya da baklavanın yanında ayran verirler. İşte orada glisemik indekse müdahale ediyorsunuz. Anladım. Bir yiyin, mesela baklavayı ayransız, sütsüz bir şekilde yiyin, bir ağırlık basar hocam. Tabii, yersiniz böyle içiniz yanar, bir ağırlık. O ağırlığın basması zaten kan şekerinin yükselmesi demek. Ama yanında yoğurtla ya da ayranla tükettiğinizde ferah ferahtır. Hiç böyle ağırlığını hissetmezsiniz, hiç tatlı yemiş gibi de hissetmezsiniz. Çünkü kan şekerini yavaş 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 yükselttiğinden ötürü hatta belki şu kadar, yani normalde tatlı yediğimde kan şekerim bu kadar yükselecekken sütle beraber aldığımda bu kadar yükseliyor kan şekerim. Böyle yavaş yavaş ve çok az yükseliyor. Dolayısıyla da o noktada hem diyetimiz adına hem genel sağlığımız adına hem de dediğiniz gibi bayramlarda hem ikramları geri çevirmeyelim adına yani yanında kola ya da oralet getirdiklerine desek mesela, ben yanında ayran alabilir miyim varsa ya da çantamızda belki taşıyabiliriz. Mutlaka bir tepsinin içerisine. Ben şahsen bir ayran sunacağım. Evet kesinlikle. Ben öyle yapıyorum hocam. Tatlıyla beraber süt ya da ayran bir tuhaf karşılıyor bazen insanlar. Diyorum ki böyle işte glisemik indeksini düşürmek lazım. Şimdi diyelim ki çok geç yemek zorunda kaldık. Kahvaltı yaptınız. Ardından saatlerce çalıştınız ya da 10'da 11'de işiniz bitti. Aktif çalışan birisiniz. Ama açsınız yani mideniz kazanıyor. Bu kişi ne yiyecek? Yani yoğurt yese sadece oluyor mu? Ya da ne yemeli bu kişi hocam, o saatten sonra? Hocam öncelikle zaten şekeriyle alakalı bir sıkıntısı varsa, yani bu sadece şeker hastalığı değil, insülin direnci de mesela kilolu insanlarda olabiliyor. Onlar için şunu söylüyorum. Ne kadar yoğun çalışırsanız çalışın, kendinize bir öğün molası mutlaka verin. Ya bunu ben kendi adıma da, ben de çok yoğun çalışıyorum. Bazen benim eve gelmem akşam saat 10'u 11'i bulabiliyor. O saatte mesela benim geç çıkacaksam eğer ofisten 6 benim yemek saatimdir. 6 ile 6.30 arasında danışan almayız mesela. O arada ben mutlaka bir şeyler atıştırıyorum. Mutlaka ya bir sandviç yanında ayranla beraber ya işte dışarıdan söylediğimiz bir çorba ya da evden götürdüğüm bir sebze yemeği şeklinde. Bunu danışanlarıma da söylüyorum. Diyorum ki yemek götüremeyebilirsiniz ama dışarıdan söyleme imkanınız varsa ya da bulunduğunuz çalıştığınız firmaların yemekhaneleri varsa yani orada yemek temin edebiliyorsanız eğer mümkün mertebe erken saatlerde yiyin. Çünkü şöyle bir şey hocam, kan şekeri öğlen 12'de yemek yedi, akşam 12'ye kadar aç kaldı. Bu sefer kan şekeri inanılmaz dengesizleşiyor ve kişinin eli ayağı artık böyle tutmuyor resmen. Yani çok acıkıyor, hem çok fazla yiyor, kontrolsüzce yiyor orada. Hem de gece olduğu için, metabolik hız çok düştüğü için zaten rahatsız ediyor. Kan şekerini daha da tetikliyor, yükseltiyor. Sabaha kadar da zaten bunu tolere edemediği için tartıya artı yansıyor. Hem diyetin selameti adına hem kan şekerinin selameti adına mümkün mertebe kolay olsun, zorlamasın kişileri. Yanında sefer tasları elbette ki götürmesinler. Ama bir sandviç ve ayran örneğin. Bir sandviç ve ayran yediğinizde saat 6 gibi eve saat 11'de gittiğinizde karnınız acıksa bile kan şekeriniz çok düşmüş olmuyor. Ve sizin dediğiniz gibi bir yoğurtla belki geçiştirebiliyoruz. Ya da bir kupa sütlü kahve yaparız mesela. Ben öyle yapıyorum. Geçiştirebiliyoruz ama uzun saatler aç kaldığımızda orada geçiştirmek mümkün değil. Asla. Artık sabaha kadar da aç kaldığında kişi komaya bile girebilir yani şeker hastasıysa özellikle. Dolayısıyla da bunu bu şekilde öneriyoruz danışanlarımıza. Erken ve pratik bir akşam yemeğiyle geç saatlerde de az böyle daha hafif bir şeyler tüketerek günü bitirmiş oluyoruz. Peki sahurda ne yiyecek kişiler şu anda? Ramazan'dayız. Sahur oldu. Sahurda ne yememiz Bizim danışanlar lazım? Gözleme yiyorlar hocam. Öyle mi? Çok güzel bir sistem bu. Gözleme yiyorlar. Hatta dündü galiba gruplarımız var, Ramazan gruplarımız var. Dün herkes gözlemeleri gördü. Çok güzel. Benim bildiğim salatalık, domates, belki bir yumurta. İki bile değil.
Hocam yine DILİSEM 2'ndeyiz. Evet, yani orada ilgili. Gözlemeyi geçenlerde paylaştım mesela hatta. Şöyle bir şey var. Ben çocukken annem gözleme yapardı. Evet. Ve babam şey derdi, acıkmamak için 3 tane yiyeceğim. Ve ertesi gün en çok acıkan o olurdu, biliyor musunuz? Evet. Yani derdi ki ha, çok susadım, çok acıktım. Yani hani annem böyle hani bir tane yerdi, evet. Ya da biz böyle yarım yerdi. Biz o kadar açlık hissetmezdik. Aslında şöyle, glisemik indeksi yüksek beslendiği için 3 tane gözleme, patatesli gözleme olduğunu düşünün. Patates, karbonhidrat. Evet. Hamur da karbonhidrat. Yanında bir bardak ya da iki bardak şekerli çay içtiniz. Tamamen karbonhidrat aldınız. Bunu böyle yapmak yerine glisemik indeksi düşürürsek eğer, bir tane patatesli gözleme, bir bardak süt, iki dilim peynir, iki dilim pastırma örneğin, 2-3 tane ceviz, bir tabak mevsim yeşilliği, yanına bir tane meyve. Oldukça doyurucu. Evet, bayağı fazla zaten. Çok doyurucu bir kahvaltı ve glisemik indeksi inanılmaz düşük. Böyle yediğiniz zaman ertesi gün ne acıkırsınız ne de susarsınız. Ha, yumurta da yenilsin tabii ki ama yumurta şart mı? Değil, sevmeyenler de var. Gözleme, simit, açma, evde yapılan börekler, çünkü bizim sahur kültürümüzde hamur işleri de var. Dolayısıyla bunların glisemik indekslerini bu şekilde düşürdüğümüz takdirde sahurda her biri sağlıklı birer yiyeceğe dönüşebiliyor. Çok güzel. Ben çok heveslendim ona. Peki bu yasaksız diyeti kimler uygulayamaz? Herkes uygulayabilir hocam. Herkes uygulayabilir. Herkes uygulayabilir. Evet. Kesinlikle. Sadece bazı gıdalara karşı alerjisi olanlar var. İşte yumurta alerjisi var mesela. Orada yumurta yasak tabii ki. Yani hani yumurta da yasak değil diyemiyoruz onun için. Ya da işte süt alerjisi var. Ya da gluten alerjisi var. Hani onlarda kısıtlamaya gidiyoruz aslında bakarsanız. Ya da böbrek hastası protein kısıtlanması gerekebiliyor. Bunlarda bir miktar kısıtlamaya gidiyoruz ama... diyabet hastalarında dahi, ben Şazman Hanım'dan bahsettim. 15 yıllık diyabet hastasından bahsettim. Haftanın 3 gününde tatlı yiyordu mesela. Ne güzel. Sütlü tatlıda da aynı şey söz konusu mu? Hocam ben sütlü tatlıyla beraber de süt veriyorum tekrar. Çünkü sütlü tatlı artık başka bir bileşen haline geliyor. Evet, içinde süt var. Evet. Ama glisemik indeksi çok düşük değil. Tamam, bir şerbeti tatlı kadar yüksek bir şeker oranına, glisemik indeks oranına sahip değil ama çok da düşük değil. O yüzden yanında yine bir bardak sütle tercih ettiklerinde daha sağlıklı oluyor. Şimdi bize biraz pratik bilgi verebilir misiniz? Mesela hani tarçın dediniz, onu ben kaptım. Yani böyle kişilerin yapabileceği ne olabilir? Yani neler var öyle hani pratik bilgi olarak, yani kişisel olarak evde bir şey içerken içerisine atın diyeceğiniz şeyler neler? Çok, aslında çok zor bir soru bu. Çok öyle çok zor hemen hocam, kolay sorulabilecek, cevaplanabilecek çok, bir şey çok değil. Çok zor bir soru. Şöyle, hocam şöyle, ben bir televizyon programında isim vermeyeceğim bir sunucunun birkaç defa gittim yayınına. Her seferinde limon ve maydanoz içtiğini gördüm. Evet. Yani hep limon maydanoz, limon maydanoz. Dedim ki, bu dedim çok sağlıklı bir şey değil, biliyor musunuz? Böyle kaldı. Dedi ki nasıl ya? İşte alkalik oran bilmem ne, bütün doktorlar tavsiye ediyorlar falan. Ben de dedim ki sürekli içtiğiniz zaman çok sağlıklı bir şey değil bu durum. Burada keseceğim, yani... şöyle küçük bir şey söyleyeceğim. Benim masamın üstünde, çalışma masamın üstünde kocaman bir şişem vardır. Yani normal su içmek biraz zor geliyor ama içerisinde söylediğiniz gibi limon, maydanoz, tarçın. Kabuklu tarçın var ya, birkaç tane ondan atarım. Bazen salatalık içerisinde. Onu içmek sanki daha sağlıklıymış gibi. Ve sürekli hep diyetisyenlere ya da doktorlara diyorum ki ben zaten suyu da içiyorum. Söylediğiniz bunu da yapıyorum. O zaman yine sağlıksız bir şey yapıyorum. Hocam öyle şöyle mi? Hep limonlu su, hep maydanozlu su, hep karışımlı su içtiğiniz zaman vücutta elektrolit dengesini oynatıyorsunuz. Bunu yapmayın. Anladım. Aromalı su içebilirsiniz. Mesela bir gün tarçın koyarsınız. Bir gün elma koyarsınız, bir gün maydanoz koyarsınız, bir gün başka bir şey koyarsınız ama sürekli limonun olduğu, maydanozun olduğu, salatalığın olduğu bir suda suyu sürekli tükettiğiniz takdirde o artık su olmaktan da çıkıyor. Başka bir sıvı tüketmiş oluyorsunuz siz ve vücudun elektrolit dengesiyle oynuyorsunuz. Aslında saf suya da bizim ihtiyacımız var. Mümkün mertebe aromasız, hiçbir şekilde aromalandırılmamış. Mesela çaylar için aynı şeyi söylüyorum. Ne dedim az önce? Çay kahve içen kişiler genellikle su içmezler. Evet.
ve ödem tutarlar. Onların nazarında onlar da sıvı aslında. Doğru, öyle yani düşünüyor hani, insan. Diyor tabii, ki tabii. Mesela ben diyor günde 10 bardak su içiyorum hocam. Hı-hı. 10 bardak su içmiyorum. Çay içiyorum hocam. Hı-hı. Su içmiyorum ama diyor mesela. Ona göre o da su. Hı-hı. Ama değil aslında. Hı-hı. Artık onun formu değişiyor. Onun kimyasal yapısı değişiyor. Hı-hı. Uzun süre bir şeyler suyun içerisinde kaldığında o da kimyasal tepkimeye giriyor. Hı-hı. Ve suyun yapısını değiştiriyor hocam. Bunlar da çok sağlıklı değiller. Hatta şöyle bir şey var. Sürekli bunlara içtiğiniz zaman Hı-hı. bir süre sonra mesela atıyorum bir detoks yapmak istedik sizinle evet. diyelim ki devam ettik diyet sürecimize. Sonrasında dediniz ki Feride ya bir detoks yapalım Hı-hı. böyle bir arınayım hem biraz hızlı kilo vereyim. Hı-hı. Detoks yaptığımızda detokstan da sonuç alamıyoruz. Sürekli o yanlışı yaptığımız için değil mi artık bu sefer vücut yanıt vermiyor hocam. Yanıt vermiyor. Vücudun yanıt verebilmesi için farklı argümanlara ihtiyacımız Hı-hı. var. İşte o suları belki detoks sularını o alkali suları vesaire sıvıları detoksta aldığımızda daha etkin ama sürekli alan vücut artık hı hı. detokstan da yanıt alamıyor. Bir de kendi başına kullanılan şu sinemeki kara çehre miydi, siyah çehre miydi? Acı çehre hocam. Bir şeyler çiçek, evet. bir sürü bir şeyler. Bunlar tabii biraz hani metabolizmayı hızlandırır gibi görünüyor. Bağırsak çalıştırıp kilo verdiriyor gibi görünüyor. Ama bu sefer bağırsak yapısını bozuyor bozduğu hocam. Bozduğu için çok daha kötü bir şeye sebep oluyor değil mi? Bu defa kişi daha kötü kabız oluyor. Hocam akabinde. Bana bir hasta getirdiler. Hı hı. Hatta bunu Instagram'da paylaşmıştım. Hı hı. 30'lu yaşlarında erkek bir hasta. Hı hı. Ablası benim çok eski bir danışanımda bir gün beni aradı. Dedi ki Feride Hanım kardeşimde ani bir kas rahatsızlığı hı hı. ortaya çıktı. Ve dedi hani biz doktorlar nedenini keşfedemediler. Evet. Bulamadılar. Ben dedi sizinle görüşmesini hı hı. istiyorum. Aşırı zayıfladı. Hı hı. Bir gelsin. Geldi babasıyla beraber. Babası, evet. annesi ve çocuk. Ve benim eski evet. danışanım hep beraber geldiler. Ondan sonra zor yürüyor. Koluna evet. girmişler böyle getirdiler. Çok zayıf konuşmakta bile zorlanıyor artık. işte dedim hani hı hı. çocukluğunda var mıydı rahatsızlık? Evet. İşte nasıldı falandı filandı derken. Babası dedi ki hocam ben bir şeyden şüphe ediyorum. Hı. Nedir dedim. Benim dedi oğlum 2 yıldır diyet yapıyor ve diyetinde bir çay içiyor. Bu hı hı. çayın içinde çok yüksek sinameki var. Ben dedi bundan şüphe ediyorum. Evet. Yani olabilir mi bilmiyorum. Hı hı. Hani onun kararını siz vereceksiniz. Hı hı. Ama herhangi bir hastalığı varsa bile bunu evet. tetiklediğini düşünüyorum ben. Çok bilinçli, güzel konuşmuş. Ve adamcağız böyle hani köylü şeyle evet. konuşuyor. Hı hı. Hani benim gibi Anladım. Değil. Kendi dilince hı hı. anlatıyor. Dedim ki olabilir. Hı hı. Olabilir çünkü bağırsaklardaki o silli yapıyı bozuyor hocam. Evet. Sinamik. Hı hı. Emilimi bozuyor. Sağlıklı beslenemiyor kişi. Hı hı. Yeterince amino asit alamıyor. Yeterince vitamin mineral çekemiyor vücudu. Hı hı. Ve adamcağızın dediği gibi evet var olan belki genetiğinde bir hastalık hı hı. vardı. Tamamen o çay onu o hale getirdi evet. diyemeyiz ama tetiklemiş olabilir dedim. Evet olabilir. Hı hı. Tabii ki olabilir dedim. Sonrasında biz beslenme tedavisine başladık. Hı hı. Ve öncelikle ben direkt bağırsağı düşünerek hı hı. probiyotikler verdik. Probiyotik bir beslenme hı hı. tarzı benimsedik. Omega 3'ler verdik. Vitamin eksiklikleri vardı. Doktora yönlendirdim. Evet. Vitamin eksiklikleri giderildi. D vitamini, demir almaya başladı. B grubu vitaminler hı hı. almaya başladı. Sonrasında doktorunun tavsiyesiyle böyle bizim çok zayıf hastalara verdiğimiz hı hı. beslenme takviyeleri vardır hocam. Eczanede hı hı. satılır. İsim vermeyeceğim evet. ama çok yüksek siz de bilirsiniz. Protein hı hı. oranına hı hı. Evet. ve omega 3 oranına sahip olan gıdalar onlardan verdi hı hı. Doktorumuz destek oldu endokrin uzmanımız da. Hasta toparlandı. Hı, ne güzel. Yani 3. haftasında geldiğinde konuşmaya başladı. Hatta böyle birkaç bir şey hocam ben onu yemiyorum ya falan dedi. Söyledim ki bak dilin açılmış senin. Sen kendine gelmişsin falan dedim hocam. Evet. Dolayısıyla sinameki, acı hı-hı. çehre kısacası toparlayacak evet, evet. olursak bu tür şeyler bilinçsiz tüketildiğinde her şey dozuyla hocam aslına bakarsınız. Evet. Yani ilaçlar bile fazla dozajda aldığınızda zehir etkisi tabii. yapabiliyor. Ama miktarını iyi ayarladığınızda o sizin için şifa. Hı hı. Fakat
Dozu yüksekse zehir. Aynı şekilde sinameki evet bilinçli bir şekilde az miktarlarda kullanılırsa metabolizmayı hızlandırabiliyor. Evet çünkü bağırsakları bir temizliyor. Evet. Bağırsak temizliğine de ihtiyacımız var. Ama uzun süreli ve bilinçsizce kullandığında da bu tür rahatsızlıklara yol açabiliyor. Çünkü bir de bunları biz kulaktan duyma bilgilerle aldığımız için o aktarlarda yani bir sürü zayıflama çayları var. 7 çeşit. Evet. Beyaz çay. O kadar çok farklı çaylar var ki. Ve sorduğunuz zaman kişi o diyor ki ben şu çayı içmiştim. Gerçekten şu kadar çok kilo verdim. Ama onun bünyesinde olabilir. Belki vücudunda farklı bir şey vardır. Benim bünyemdeki belki demirimi yok edecek o çay. Hocam bir kere bir çay karışımının içerisinde 7 adet bitkiden bunun fazla bitki. Bunun cevabını reklamlardan sonra tamam verelim hocam, mi? Peki. Kısa bir reklam aramız var, ardından sohbetimize devam edeceğiz. Reklamlardan önce çayları sormuştum size. Ya bilinçsizce aktarlardı. Bir sürü çaylar var. Onlardan alıyoruz. Ya kilolu olmak ya da zayıflamaya çalışmış olan kişileri çok iyi anlamak lazım. Hakikaten çok zor bir şey. Yani psikolojikmen o kadar zor ki. Ben nerede ne duyarsan onu yapmaya çalışıyorsun. Her şeyi yapmaya çalışıyorsunuz. Onu yapıyorsunuz, onu yapıyorsunuz. Ya birden de sonuç almak istiyorsunuz. Alamadığınız zaman pes ediyorsunuz. Ya bunu etrafa duyurmak istemiyorsunuz. Ciddi bir psikolojik sorun gibi. Veya birçok danışanımız hocam şunu söyler mesela. Hocam ben size geldim ama eşim bile bilmiyor biliyor musunuz? Çünkü çok diyetisyen denedim artık bana inanmıyor. Doğru. Yani başarılı olursam eğer söyleyeceğim, başarısız olursam söylemeyeceğim. Bunu sporda da yapılıyor. Çünkü hani ya veremezsem ben kilo genel kişi söylemini söylüyorum. Ya yine başaramadı diyecekler. En azından ben bunu gizliden yapayım olursa söylerim açığa çıkarırım. Aynen. Onun gibi. Aynen öyle hocam. Çaylarda da şu var hocam. Biz 7 bitkiden fazlasını kullanıyorsak eğer çaylarda kaldı ki o aktarlarda yapılan çaylara hiç baktınız mı? 21 tane bitki. Evet, 32 tane bitki türü evet, var evet. mesela. Bu bitkiler birbiriyle etkileşim halinde olabilirler. Ve bir şeyleri yaparken bir şeyleri bozabilirler. Evet. Dolayısıyla da kimyasal açıdan bu normal değil aslında. Yani toksik etki yaratabilir. Tabii. Karaciğerde birikebilir. Size iyi gelen bir şey bana iyi gelmeyebilir. Bir arkadaşınız o çayı içer, evet memnun kalır. Vücudunda herhangi bir reaksiyon göstermez. Evet. Ama siz içersiniz, sizin alerjinizi tetikler mesela. Ya da karaciğerinizde herhangi bir şey yokken bir anda ortaya çıkartır. Dolayısıyla da bu tür zayıflama çaylarına, zayıflama haplarına, zayıflama gıdalarına ben kesinlikle inanmıyorum, sağlıklı bulmuyorum. Bir de şeyi söylüyorum hocam, yıllardır var. Evet. Hiçbir zaman piyasadan kaldırılmadı. Doğru. Ama zayıflama hapları bir şey çıkıyor, ertesi seneye yok oluyor ortadan, kaldırılıyor. Aynen öyle, doğru söylüyorsunuz. Çaylar da öyle, zayıflama doğru bir şey çayısı çıkıyor, her tarafta reklamları dönüyor, bütün ünlüler içiyorlar, reklamları yapılıyor, seneye yok ya da 6 aynen ay sonra öyle. Ortadan kalkıyor. Dolayısıyla ben şey diyorum, peki neden, niye kalıcı olmuyor bunlar? Çünkü birilerine zarar veriyor, tabii. bir şey oluyor, toplatılıyor, başka bir isimle başka bir yüzle tekrar çıkmak zorunda kalıyor ya da bahsedildiği kadar etkili olmadığı görülüyor. Tekrar değişiyor falan filan. Dolayısıyla da bunlara ümit bağlamak yerine sağlıklı bir diyetle tabii. zayıflanabilir. Dediğim gibi yani hani her duyduklarına itibar etmesinler. Her şeyin peşinden lazım. Gitmesinler. Çünkü basit bir meyvede bile şimdi greyfurtu hiç böyle çok kalorili bir besin olarak bilmeyiz. Ama greyfurtu fazla tüketenlerde özellikle kan rahatsızlığı varsa, kalp hastasıysa bunu tetikliyor. Bunu hiç bilmeden tetikler. Yerse sürekli kanama artıyor, bir takım problemler ortaya çıkıyor. Ya, o kadar masum bir besin gibi görünüyor ki bir muz mu yiyorum hocam, diyor. Hocam bir ilacın etkisini mesela atıyorum bir tiroid ilacı alıyorsunuz. Tiroid ilacınızı da içtiniz. Yarım saat sonra da greyfurt suyu içtiniz. Çok sağlıklı çünkü. İlacın etkisini 50 kat arttırdığı için yani siz o anda bir kalp krizi bile geçirebilirsiniz. Ya, evet. Dolayısıyla da her sağlıklı şey her zaman sağlıklı değil. Aynen öyle. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor kesinlikle. Yediğimize, içtiğimize. Kesinlikle peki hocam. Hızlı kilo verme hakkında ne düşünüyorsunuz? Hızlı diyetler hakkında yanlış. Hızlı diyetler hakkında. Hocam ben yanlış buluyorum. Evet. Gerçekten yanlış buluyorum. Balon misali hocam. Değil yani mi? Balon misali hop
patlayıveriyor, yani elimizde kalıyor. Hı-hı. Hızlı kilo vermeler. Detoks diyetlerini beğeniyorum. Ben de uyguluyorum. Çünkü detoks aslında toksinlerden arınma diyeti. Evet. Fakat uzun süreli bir detoks. Yani siz 3 ay boyunca detoks gibi beslenemezsiniz. Ya da işte atıyorum 20 gün boyunca, 40 gün boyunca sadece sıvılarla beslendiğiniz ama 40 gün içinde 15 kilo verdiğiniz diyetleri bıraktığınız anda hızlı bir şekilde şişmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla da hızlı diyetleri kesinlikle sağlıklı bulmuyorum hocam. Çünkü herkesin söylediği gibi uzun sürede, yani normal doktorların söylediği, siz bu kiloyu 10 günde almadınız. Ki siz bunu 10 günde veresiniz. Aynen. Aslında yani kilo vermek isteyenler de tabii ki hızlı kilo vermek istiyoruz. Bir an evvel görmek istiyoruz ama bunu bir seneye yaysak, ayda bir kilo bile olsa, düşünsenize bir senenin içerisinde tam 12 kilo vermiş oluyorsunuz, vermiş değil oluyoruz, mi? Ne kadar ki sağlıklı, ne hocam, kadar güzel. Hocam bana bir danışanım geldi yaz tatilinde, yaz tatili sonrası. Feride Hanım, inanabiliyor musunuz? Bütün yaz boyunca ben dedi 3 ay boyunca tam 7 kilo aldım. İnanabiliyor musunuz? Dedim ki inanabiliyorum. Ama dedim siz 3 ay boyunca 7 kilo verseniz beğenmezsiniz bunu. Çok değil az mi? Verdim dersiniz. Evet, evet, yani bir ayda 7 kilo vermek istersiniz. Sonra dedik evet doğru, haklısınız. Dolayısıyla da aldığımız kilolar, baksanıza 3 ayda 7 kilo ne kadar hızlı aldım diyor. Evet. Ama verirken 3 ayda 7 kilo verse beğenmiyor. Doğru. Az verdim diyor. Dolayısıyla da bu kiloları böyle hemencik almadık. Bir sene içinde almadık. O yüzden de hızlı veremeyebiliriz. Diyetisyen Feride Yıldız, çok teşekkür ederim. Çok ben mutluluk duydum sohbetimizden. Ben de çok öyle sağ hocam. Ben de çok keyif aldım. Kafamdaki bütün fikirleri değiştirdiniz. İnşallah bir başka bir programda tekrar görüşmek İnşallah dileğiyle hocam. Çok teşekkür ederim. Efendim bize bugünlük de sona erdi. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.